Sürüş Devlet Hasan'ın içinde annemin gözünün önünde iki kardeşim ve babam vahşice ateşli silahlarla linç edilerek katlediliyor. Olay üzerinden 4 yıla yakındır süre geçiyor. Bugüne kadar bu Hasan'a katliamıyla ilgili şu an tek bir tutuklu yok. Dava üzerinde hala gizli kararı devam ediyor. Adalet nöbetimizi Şanlıurfa'da sürdürüyoruz. Şanlıurfa'da Türkiye Cumhuriyeti'nden farklı bir hukuk uygulanıyor. Bütün yetkililer kapıları bize kapatmışlar. Hasan'a davasıyla ilgili dosya savcısıyla görüştüğümüzde dosya savcısı Hasan'a davası katliamını açmayacağım. Gidin kime şikayet ediyorsanız edin diye bize bu şekilde söyledi. İş yerimizdeki dava ile ilgili dava açıldı. Suçlu biz gösterildik. Şu an bir kardeşimiz 4 yıldır tek kişilik hücrede tutuklu bulunuyor. Dava şu an Gaziantep Adliye Bölge Adliye Sarayı'nda. Bunun için haftada 2 haftada bir kardeşimin bir an önce özgürlüğüne kavuşması için nöbetimizi Gaziantep'te sürdüreceğiz. Ortada bir hukuksuzluk var. Türkiye'de bütün onurlu insanlar davamızı takip ediyor. Davamız her hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme geliyor. Bütün Türkiye halkları bu davayı konuşuyor ama iktidar kanalından hiç kimseden bir ses çıkmıyor. Adalet sağlanana kadar bu haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Adalet sağlandıktan sonra bu nöbetimize son vereceğiz. Benim oğlum 4 yıldır cezaevinde. Ben adalet istiyorum. Son 1 yıldır adliye önünde oturma eylemi yapıyoruz. Bize zulmettiler. Hem bizi vurdular hem de bizi mahkemelerde süründürüyorlar. Hiç hastanelerde insanların öldürüldüğünü duydunuz mu? Bu Suruç'ta yaşandı. Olayın ardından bir hemşirenin psikolojisi bozuldu. İki doktor istifa etti. Çocuklarımı ve eşimi öldürdüler. Bir oğlumu da boş yere hapiste tutuyorlar. Bu olayları yapanlarsa ortalıkta geziyor. Onları neden tutuklamıyorlar? Bu nasıl bir adalettir? Ben ölmeden önce oğlumun cezaevinden çıktığını görmek istiyorum. Herkese çağrıda bulunuyorum. Bize yardım edin ve oğlum cezaevinden çıksın artık. Ben oğlumu istiyorum. Herkes için adalet istiyorum. Bir yıldır adliye önünde oturuyoruz. Artık yeter. Oğlumu bıraksınlar. Ben de evime gideyim. Ben bu dosyanın avukatlığını yapıyorum. Ailenin avukatlığını yapıyoruz. Tanıklık ettiğimiz mesele Şen Yaşar ailesinin daha önceden de ziyarete gelen AKP milletvekili ve bakanını ziyaret eden aileye yine bir rutin bir ziyaretin neticesinde gelişen bir provokasyonla, bir katliamla karşı karşıya kaldığını birebir tanıklığını yaptık. Ve 14 Haziran 2018'den beri yürüyen soruşturma ile ilgili iki yargılama süreci oldu. Birincisi, dükkanın içinde meydana gelen katliamla ilgili Malatya'da yargılama yapıldı ve Malatya Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir yargılama yürüdü. Teknik anlamda da ceza yargılamasında aslında ayrılmaması gereken soruşturma ikiye ayrıldı. O ikiye ayrılan soruşturmada Şen Yaşar ailesine yönelik baba Esvet Şen Yaşar ve Adil ve Celal Şen Yaşar katledilirken, katledildikten sonra bu katliamı gerçekleştiren faillerle ilgili herhangi bir soruşturma yapılmadığını, bir ifadenin alınmadığı, herhangi bir soruşturma sürecinin yürütülmediğinin tanıklığını yapıldık. Bu soruşturma Malatya Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldığında bir tanıklığımızı şurada yaptık. O tanıklığımız şuydu. O soruşturmada bir baktık ki Yıldız ailesinin yakınları ve failleri olan Enver Yıldız'ın tapeleri açığa çıktı ki diğerlerinin tapeleri de vardır. Orada savcılar gelecek, hakimler gelecek, biz güvenceyi alacağız, bu meşru müdafaa olacak, gerekli koşullar sağlandıktan sonra biz gideceğiz, teslim olacağız diyen Enver Yıldız'ın teslim olduğunu, onun dışında herhangi bir şüpheli şahsın ifadesinin alınmadığının tanıklığını yaptık ve o soruşturma Malatya Ağır Ceza Mahkemesi'nde tefrik edilerek, dükkan ayrılarak, hastane boyutu soruşturması gizli bir şekilde kalarak da tefrik edilerek yargılamaya başlandı. Bu soruşturma niye ayrıldı? Bu soruşturma bugün Şen Yaşar ailesinin burada olmasının nedeni olan sadece Şen Yaşar ailesinden bir hayatta kalan Fadıl Şen Yaşar'ın tutukluluk süresine yasal değişikliğinden kaynaklı 6 ay sonra tahliye olmasından dolayı tahliye etmemek için ayrıldığını ve yargılamanın Malatya Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildiğinin birebir tanıklığını yaptık ve orada 39 yıl vererek
Fadıl Şen Yaşar'ı tutuklu bıraktılar. Bugün tutuklu kalan Fadıl Şen Yaşar'ın tutukluk halini devam ettiren o dosya Gaziantep 2. Ceza Dairesi'nde olan bu daireye ilişkin tahliye talebi ve özgürlük talebiyle ilgili bugün buraya geldiler ve bu talepte bulundular. Bugün gittik, heyetle görüşme talebinde bulunduk. Heyet bizimle görüşmedi ama hukuka aykırı bir şekilde meşru müdafaa halini kullanan, hukuka uygunluk hali var olan bu yargılama sürecinde Fadıl Şen Yaşar'ın bir gün bile içeride kalmaması gerekirken hukuka aykırı bir şekilde Fadıl Şen Yaşar tutukluluk hali devam ediyor ve aynı şekilde hukuka aykırı bir şekilde 4 yıl geçmesine rağmen bir tane daha failin ifadesi alınmadan fail bir değil onlarca ve yüzlerce olan failin bir an bile soruşturması yürütülmeden hukuka aykırı bir Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturma yürütülüyor. Dolayısıyla bugün 357. gündür adalet mücadelesi yürüten Şen Yaşar ailesi etkin bir soruşturma yürütülmesi açısından Urfa Adliyesi'nde etkin soruşturmadan kaynaklı adalet çığlığı ve adalet çağrısı orada devam ederken iki haftada bir de burada dahil olmak üzere Fadıl Şen Yaşar konusunda özgürlük hakkını ve tutukluluğun kaldırılması ve tahliyesi talepli bu mücadelesini Antep Adliyesi BAM önünde devam ettirecek.